Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Özellikle bazı arkadaşlarımız halka arzlarla ilgili bazı önemli sorular sormaya başladılar. Biliyorsunuz bizim özellikle kısa videolarımızda, short videolarımızda halka arzlarla ilgili güncel saatlik bilgiler vermeye çalışıyoruz. Alım satım aralıklarını, işte kaç milyon lot alış emrinin beklediği. Bu konuda arkadaşlar bazı sorular sormuşlar yorumlarda. Biz de hemen video çekmek istedik. İş yeri ortamındayız. Dışarıdan ses geliyor olabilir. Biraz karanlık olabilir. Biz de özel sektörde çalışan insanlarız. Ama benim de aslında bu halka arzlar olsun, borsa olsun, uzun vade yatırım, temettü yatırımı olsun. Bunlarla ilgili bilgim kısıtlı arkadaşlar. Biz de sizin gibiyiz. Ben de 1,5-2 yıldır bu işin içindeyim. Keşke daha önce tanışmış olsaydık. Geldik 40 yaşımıza. Yeni yeni bu yatırımlardan haberdar oluyoruz. Gelelim soruya. Özellikle bir soru var. Halka arzda hisse fiyatının artış veya düşüş nedenleri. Şimdi arkadaşlar halka arzda katılan bir firma, örneğin Europower, örneğin Kopol, örneğin hala talepleri toplanan CV Enerji. Bunlarda hisse fiyatının işleme başladıktan sonra artış veya düşüş, yani taban veya tavan olmasının nedenleri. Bunlar tamamen alım satım farkının ilişkisi, arz talep ilişkisi. Bir şey ne kadar çok talep ediliyorsa fiyatı o kadar yükselir. Ne kadar çok arz varsa fiyatı o kadar düşer, talebi azsa eğer. Şimdi bazı uygulamalar var. Paralı uygulamalar. Örneğin İş Bankası'nda var. Ben İş Bankası kullanıyorum ama derinlik uygulamasını kullanmıyorum. Sanırım aylık 45 TL mi ne öyle bir şey istiyordu. Yani burada bir hissenin anlık olarak alım satım talebi, isteği belirtiliyor. Mesela bugün Europower'da ne demiştik? 21 milyon lot alış emri tavanda bekliyor demiştik. Yani 10 lot ben istemişim, 20 lot öbürü istemiş, 100 lot öbürü istemiş. Toplamda 21 milyon lot talep var. Satan yok. Kimse satmıyor. İşte ben hala düşünüyorum ki benim elimde 25 lot var. Tamam 650-700 lira kardayım ama diyorum ki ben gelecek hafta da bu talep devam eder. Tavan gitmeye devam eder. O yüzden satmayayım. Benim gibi düşünen çok kişi var. Kimse satmadığı için bu milyonlarca lot talepler tavanda durmaya devam ediyor. Tabii ki satan oluyor. 10 bin kişi, 10 bin lot, 20 bin lot, 400 bin lot satış oluyor. Ama 20 milyon lot satış miktarına ulaşamadığı için hep tavanda kalıyor. Yani 59 liralarda kalmaya devam ediyor. Peki ne zaman bozacak bu tavanı? Ne zaman satışlar artar? Ben işte atıyorum 1000 lira kar ettim. Ya yeter, benden sonra alan da kazansın deyip ben de satmaya başlarsam, sen de satmaya başlarsan o zaman bu hissenin fiyatı düşmeye başlayacak. Uygulamalarda zaten bunun alım satım miktarı anlık olarak gösteriliyor. Siz de bu paralı uygulamalardan alabilirsiniz. Hatta bu derinlik miktarlarını Twitter'da, sosyal medyada bazı yatırımcılar fotoğraf paylaşarak gösterebiliyor. Mesela bugün sabah biz de göstermiştik, yani söylemiştik short videomuzda. 21 milyon lot Europower'da alış emri bekliyor. 27 milyon lot Green Türk tarımda alış emri bekliyor demiştik. Onlar hala bekliyor sanırım. Ne zaman satın alımı geçerse hisse düşer, yani taban olur. Ne zaman alım satımı geçerse, yani bugünkü gibi, tavanda devam eder arkadaşlar. Umarız bilgilendirici, tatmin edici bir video olmuştur sizin için. Biz videolarımızı paylaşmaya devam edeceğiz. Yani iş hayatında olduğumuz için pek ilgilenemiyoruz ama short videolarla, kısa videolarla sizlerle beraber olacağız. Biz de kendimizi eğitiyoruz bu videolarla. Yani biz de biliyoruz, ediyoruz. Tekniğim mesela, benim tekniğim yok. Ben teknik olarak pek bir bilgim yok. Temel analiz, temel dediğimiz şey bildiğimiz, tanıdığımız hisseler. Ford, Hektaş, Sasa gibi hisseleri takip ettiğimiz için teknik olarak bilmiyoruz ama temel olarak ya diyorum ki işte kendi kendime Ford 150 liralardan 630 liralara çıktı. Tekrar 580 liralara düştü. Ford 150'den 630'a çıkarken 2 sene geçti. 580'den de diyorum ki kendi kendime
örnek veriyorum, yıl sonuna kadar 1000 TL'yi görür diyorum. Bu bir hedef. Bu bir temel. Yani ben kendimi böyle düşünüyorum. Yani 580 liradan düşsün düşsün, en fazla düşeceği belki 450 liradır diyorum. Kötü bir şey olursa. Ama olmaz inşallah arkadaşlar. Biz devam edeceğiz videolarımızı paylaşmaya. Lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Beğenilerinizi eksik etmeyin. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.